arkadaşlar, ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu motorla birlikte şeye gideceğiz. Dağa çıkacağız bugün. Görüyorsunuz basıklığını. Yani kötü kalktı, önü indi gibi bir şey oldu. Yani bayağı basık yani. Şöyle gidelim. Şöyle bakın. Bakın yani bak. Romantik yapmayın. Gördüğünüz gibi köydeyim. Bugün ne yapacağız? Bugün ikinci videodan sonra bir video daha çekelim dedik. Şimdi bu videomuzun şeyi de basık motorla dağa çıkmaktı. Dağda gördüğünüz gibi odunlar yapılmış. Şimdi dedemgil önden gitti. Yani şimdi onların yanına gideceğim. Gördüğünüz gibi motorumuz bu. Bana diyorsunuzdur şimdi bu videoyu nasıl çekiyorsun, kameran yok senin diye. Evet arkadaşlar, şimdi kendimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şuraya bir kemer bağladım. Şuraya da tripodun şeyini bağladım. Videoyu böyle çekiyorum. Fazlasını karıştırmayın, zararlı. Evet, şimdi motorumuzu çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa, anam. Motor basık olunca daha mı ağır oluyor anlamadım. Hadi bakalım. Çalıştı. Ses geliyor mu bilmiyorum ama. Evet. Gördüğünüz gibi köy yerindeyim şöyle. Hadi bakalım. Bakalım basık motor daha da gidebilecek mi? Şimdi onun testini yapmış olacağız. Maşallah motor fena. Dün akşam şeydi, beyler. Köyde bir kere yaşam vardı. Selam geldi. Çünkü niye? Köyde herkes beni soruyor. Köyde bir çarşıda son gaz geçeyim, hemen babam gire telefon gidiyor. Bayram senin oğlan hız yap. Size ne lan? Size ne arkadaş? Yaparsam hızı ben yapıyorum. Anam anam. Böyle işte. Şu an rüzgar sesleri geliyor değil mi ya? Olur gideyim bari. Çok rüzgar sesi gelecek kesin, eminim. Zaten basık olduğundan da gidemiyor. Sürtüyor yere. Normalde kemeri kafama takacaktım dedim. Anam 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 anam. Oh 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 oh. Aragaz İsmail derler. Neyse, nerede kalmıştık? Şimdi bana diyorsunuz ki bu motor videosu nereden çıktı? Uzun ay ay ay. Böcek varmış. Bu motor videosu nereden çıktı? Şöyle anlatayım. Bu motor videosu bana yani Instagram yoluyla olsun, YouTube yoluyla olsun birçok mesaj geldi. Yani şey gibi. Abi işte motor videosu gelecek. Birileri de şey yazmış, sağ olasın. Ne demişti o? Kardeşim mobileti satmayacaksan motorun videosu gelir mi diye. Ben de bayağı düşündüm. Yani sınava hazırlanıyorum, üniversite sınavına. Dedim ki hani izleyicilerim kırılmasın. Yani boşuna şey almasın yani. Ben dedim ki hem benim için bir değişiklik olur. Hani hem stres atarım, biraz da eğlenirim falan filan hesabı. Ben de böyle bir video yapayım diye düşündüm. Umarım bu videoyu izlerken eğlenirsiniz. Şu an yollar düz ama hiç basıklık şeyi gidiyor yani. Şu an gayet güzel, bir gaz alalım. Arkadaşımız vardı. Ben bu motoru yaptıktan sonra bana mesaj atmıştı. Kimdi o? Yusuf Söğüt olması lazım. Şu an hala da kanalıma diyemedim umarım. Buraya bip koyacağım.
Kanalıma hala abone ve ya ne diyorum ben ya, ne saçma. İşte Yusuf Söğüt diye bir arkadaşımız vardı. Ben drift kafalı takmıştım motora. Arkadaş bana mesaj attı. Benden küçük galiba. Hani aynen küçük. Ben çünkü 25'im. Bana dedi ki abi işte böyle böyle ben de yapacağım aynısından. İşte elektrik aksamı nasıl falan filan. Ben dedim ki işte demir kaynatıyorsun. Şunları demir kaynatıyorsun dedim. Oğlum nereye çıkıyorsun? Allah kahretmesin şeyi gösterelim derken. İşte şunlarına demir kaynatacaksın dedim. Görmeye mi eğilim ben dedim. Şuna bak şuna. Şuna. Onlar demir kaynatacaksın dedim. Öyle işte. Onlardan bahsettim. Öyle bir anımız oldu. Ama şu an benim bu motor kimse inanmıyor. Türkiye'de ilk ve tek diyor. Gerçekten öyle. Türkiye'de ilk ve tek. Çünkü bu temizlikte, bu parlaklıkta ve bu ayarda yani orijinallikte motor piyasada yok. Ciddi söylüyorum, piyasada yok. Eğer bulan varsa bu videonun altına yorumu atsın. Yani linkini kopyalayıp atsın. Ben şey yapacağım onu. Bulacağım. Yapacağım yani. Anam. Evet, bizim baba da geldi. Gördüğünüz gibi. Ya ben motor sürerken çok sallandıysa vallahi kusura bakmayın. Bizim köyün yolları benim. Daha annem bildi burada. Bizim buraya çifte çevirecek be. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizler seviyorum. Kendinize iyi bakın.